Bir alkeni hidrojenlemek için hidrojen gazı ve platin, paladyum veya nikel gibi bir metal katalizörün olması gerek. Tabii başka şeyler de var ama en yaygın kullanılanlar bunlar. Evet, hidrojen gazından gelen bu iki hidrojen çift bağın kullanıldığı kısmın her iki tarafına da ekleniyor. İşte bu bir sin katılmasıdır. Şimdi bunun neden bir hidrojen sin katılması olduğuna bakalım şurada düz bir metal katalizörümüz olacak. Çizmeye başlayalım. Tabii bu metalleri özellikle seçtik çünkü bunlar hidrojene oldukça iyi absorbe ediyor. Yani hidrojen gazını kaynatacaksınız, hidrojen bu metal katalizörün yüzeyine şu şekilde absorbe edilecektir. Sonra arkenimiz ortaya çıkıyor. O da düz. Molekülün şu kısmı çift bağ içeriyor. Şimdi bu iki karbon yani bu ve şu karbon sp2 hibritleşmiş durumda. Böylece bu iki karbonun etrafındaki stereokimya düz olacak. Yani molekülün bu kısmı düz. Dolayısıyla düz olan bir şey düz olan başka bir şeye yaklaşıyor. Yani bu hidrojenlerin eklenebilmesinin tek yolu onları aynı tarafa eklemek olacak. Önce karbonlarımızı buraya çizelim. Şimdi bu hidrojeni soldaki bu karbona ve bu hidrojeni de sağdaki karbona ekleyelim. Geri kalanı da şöyle olacak. Burada bir kama ve şurada da kesikli çizgiler ekliyoruz. Diğer tarafa da aynı şekilde. Böylece bu iki hidrojenin aynı tarafa eklendiğini görebiliyoruz. Yani sin katılması için bahsettiğimiz buradaki hidrojenler, buradaki hidrojenlerdi. Fark ettiğiniz üzere burada sp2 hibritleşmeden sp3 hibritleşmeye geçildi. Bu yüzden bu tepkime de aynı zamanda ürünlerimizin stereo kimyasını düşünmeliyiz. Öyleyse şimdi buradaki tepkime ile nasıl ilerleyeceğimize bir bakalım. Diyelim ki tepkimemiz bu ve bu alkeni hidrojenlemek istiyoruz. Şimdi buna bir miktar hidrojen gazı ve seçtiğimiz metal katalizörünü ekleyeceğiz. Ve ardından da bu iki hidrojeni aynı tarafa ekleyeceğiz. Öyleyse bu ikisini aynı tarafta çizelim tıpkı yukarıda yaptığımız gibi. Evet. Şimdi her şey sp2 hibritleşmeden sp3 hibritleşmeye geçecek. Buradaki kama ve kesikli çizgileri unutmadan ekleyelim. Genellikle bunun böyle çizildiğini görmezsiniz. Ben çok detaylı çizdim. Aslında tek yapmamız gereken çift bağı çıkarmak. Ve işte ürünümüz hazır. Bazı tepkimeler için bu oldukça kolay. Sadece çift bağı ortadan kaldırarak ürününüz olarak bir alken elde etmiş olursunuz. Şimdi bu tepkime için yükseltgenme basamaklarına bir bakalım. Buraya tepkimemizi yeniden çizelim. Bu kez atomlarımızı da ekliyorum. Tabii ayrıca elektronları da şöyle çizerek gösteriyorum. Metil gruplarımız da buradalar. Şimdi bu bağlarda elektronlar olduğunu biliyoruz. Her bir bağda da iki tane elektron bulunuyor. Hızlıca hepsini şöyle işaretleyerek göstermiş olalım uzun sürüyor ama idare edin. Evet. Şimdi çift bağımızı oluşturan bu iki karbonun yükseltgenme basamaklarına bakalım. Ve en üstteki karbonun yükseltgenme basamağıyla başlayabiliriz. Unutmayın. Yükseltgenme basamaklarını belirlerken elektronegatifliği düşünmelisiniz. Çünkü bunlar tamamen elektronegatiflikle ilgili. Bilgilerinizi tazelemek isterseniz yükseltgenme indirgenme tepkimeleri konusu başlığı altında bu konuda hazırladığımız videoları izleyebilirsiniz. Evet. Şimdi bu karbon ve şu karbonun elektronegatifliklerini karşılaştırıyorduk. Gördüğünüz gibi bu ikisi tamamen aynı. Öyleyse bu karbonların her biri bu elektronlardan birini alacak. Bu durum buradakilerin hepsi için geçerli. Şimdi bu karbonun etrafında 4 tane elektron bulunuyor. Aynı şekilde aşağıdaki karbon da öyle. Etrafındaki 4 elektronu görebiliyoruz. Yükseltgenme basamağını belirlemek için atomun genellikle sahip olduğu değerlik elektron sayısını alırız ki normalde karbonun 4 tane elektrona sahip olduğunu biliyoruz. Bu sayıdan da nokta yapısı için karbonun etrafına çizdiğimiz elektron sayısını çıkarıyoruz. Bu da yine 4. Bu karbonların her birinde 4 tane elektron olmasından dolayı sonuç 0 çıkar. Şimdi ürünümüze göz atıp ürün için bir yükseltgenme basamağı belirleyebilir miyiz? Düşünelim. Önce şurada sağ tarafta ürünümüzü bir oluşturalım. Karbonumuz buradaydı ve ona bağlı bazı metil gruplarımız vardı. Bir hidrojen ekledik. Tabii diğer karbonlara da hidrojen ekledik. Evet şimdi geri kalan bağlarımızı ve üzerindeki elektronları ekleyelim. Aynı şekilde yine her bağda iki tane elektron bulunuyor. Şu şekilde. Tam burada iki karbon arasında tek bağımızı görüyoruz. Şimdi yükseltgenme basamağını belirleyelim. Tabii ki karbonun elektronegatifliğinin aynı olduğunu artık biliyoruz. Bu iki elektron arasındaki çekişmede durum beraber olacak. Şöyle çizgi çekelim. Burası da öyle. Peki karbonla hidrojen arasında ne olacak? Karbon hidrojenden daha elektronegatiftir. Bu yüzden buradaki karbon hidrojen bağında bu iki elektron arasındaki çekişmede karbon kazanıyor. Çünkü hidrojene göre daha elektronegatif. Böylece karbona bu ilave elektronu veriyoruz. Burada da karbona karşı başka bir karbon var ve yine bu karbon bu elektronu alıyor. Elbette aşağıdaki durum için de aynı şey geçerli. Bağımızı şöyle çizmeye başlayalım. Karbon hidrojeni yeniyor ve şurada da durum berabere. Evet, sağdaki bu nokta yapısındaki yükseltgenme basamağını bulalım normal değerlik elektron sayısı 4. Şimdi bu sayıdan görseldeki elektron sayısını çıkaracağız. Gördüğümüz gibi buradaki karbonların her birinin etrafında 5 tane elektron bulunuyor. Yani rakamımız 5. Neden 5? Çünkü elektron kazandı. Sonuç olarak 4 eksi 5 eşittir eksi 1. Yani bu iki karbonun yükseltgenme basamağı eksi 1 oluyor. Böylece başlangıçta yükseltgenme basamağı 0 iken eksi 1 oluyor. Yani yükseltgenme basamağında bir düşüş söz konusu. Ve yükseltgenme basamağındaki bir düşüş indirgenme anlamına geliyor. Yani bu bir indirgenme tepkimesi. Böylece alken bu iki hidrojenin ilave edilmesiyle indirgenmiş oluyor. Tabii yükseltgenme basamağının başka tanımları da karşınıza çıkabilir. Örneğin hidrojen kazanımı indirgenme anlamına gelir gibi. Bu organik kimya ders kitaplarında bulunan başka bir tanımdır. Ve bu tanım doğru olsa da bence yükseltgenme basamaklarını kendinizin belirlemesi daha mantıklı. Yani hidrojenleri ekledikçe yükseltgenme basamağının değiştiğini gözlemlemek daha sağlıklı bir yaklaşım gibi görünüyor. Evet bu indirgenme tepkimesiydi. Şimdi hidrojenerasyon tepkimesinin seryokimyasına bakalım. Diyelim ki bu bizim arkenimiz. Bu pek iyi olmadı. Bir kez daha çizelim. Evet, diyelim ki buna benzeyen bir alkerimiz var. Ve şimdi bunu hidrojen ve platinle tepkimeye sokalım. Tabii şimdi buna bakıp basit olduğunu düşünebilirsiniz. Tek yapmamız gereken çift bağı çıkarıp olayı bitirmek. Evet, bu bazen doğru olabiliyor. Fakat bu örnekte iki yeni kiralite merkezi oluşturduk. Biri tam burada, üstteki karbon. Diğeri ise alt tarafta, şuradaki karbon. Yani bazen o kadar da basit örnekler karşınıza çıkmayabilir. Ortaya çıkabilecek olası ürünleri düşündüğümüzde bu hidrojenlerin sin katılmalarını ele almamız gerekir. Şimdi buradan iki tane ürün elde edeceğiz. Şuraya çizerek ile başlayalım. İlk olasılığımızda bu iki hidrojeni aynı tarafa ve bize dönük olacak şekilde ekliyoruz. Kama işaretiyle hidrojenlerden biri burada, diğer ise hemen şurada. İşte sin katılması. Bu da üstteki karbon üzerinde arkaya doğru bir şekilde duran bir etil grubu ve alttaki karbon üzerinde de bir metil grubu olduğu anlamına geliyor. Olası ilk ürünümüz bu. Bir diğer olasılıksa bu iki hidrojeni kamayla değil, kesikli çizgilerle gösteriyoruz. Bir hidrojen burada, diğeri ise tam şurada. Bu kez üstteki karbon üzerinde bize dönük olan bir etil grubu ve alttaki karbonda da aynı şekilde bir metil grubu bulunuyor. Böylece elimizde şu anda iki olasılık var. İki ürüne de baktığımızda bunların enantiyomerler olduğunu, yani birbirlerinin ayna görüntüleri olduğunu görebiliyoruz. Demek ki bu enantiyomerler bu tepkimenin iki ürünü olarak ortaya çıkıyor. Bu yüzden buradaki sin katılmalarını düşünürken çok dikkat edin. Evet şimdi hidrojenerasyon tepkimesinin bir örneğini daha yapalım. Bu kez bir köprülü bisiklik bileşiğimiz olacak. Ekranı kaydırıp ünlü bir köprülü bisiklik bileşiği çizelim. Çizmeye başlıyorum. Köprü burada. Bağladık. Arkadaki karbonu şu şekilde çizebiliriz. Çift bağımızsa hemen şurada ve buraya bağlanan bir metil grubumuz var. Yukarıda ise iki tane metil grubu olacak. Şu şekilde. Bu terebentinin içinde bulunan alfa pinen. Hemen üzerine yazalım. Tabi sondaki ekinden bir alken olduğunu anlıyoruz. Bu alfa pinen molekülünü alıp hidrojenlemek istiyorsak paladyum ve aktif kömür yani karbon kullanabiliriz. Bu mekanizmada neler olacağını düşündüğümüzde metal katalizörün yani paladyumun düz olacağını biliyoruz. Paladyum bu iki hidrojene absorbe ettiği zaman çift bağımıza artık bu iki hidrojen ekleniyor alfa plan molekülünü bir uzay gemisi olarak düşünün ve bu uzay gemisi aşağı doğru yavaşlayarak kenetlenme istasyonuna yaklaşıyor. Ve uzay gemisinin kenetlenme istasyonuna yaklaşmasının tek bir yolu var, onu da tam buraya çizmiş olduk. Bu metil gruplarının sterik engeli nedeniyle ters dönüp yukarıdan yaklaşamadı. Nasıl yaklaştığını şöyle anlatayım. Şimdi molekülün bu kısmında alkenimiz düz böylece molekülün bu şekilde yaklaşması en kolay yol diyebiliriz. Uzay gemisi benzetmesi her zaman öğrencilerime yardımcı olmuştur. Şimdi bu tepkimeye baktığımızda sadece bir ürün mevcut. Sanırım burayı çizebiliriz. Burayı da çizdik mi? Evet, şu şekilde görünecek. 2 metil grubumuzu da yukarıya ekleyelim. Bu durumda hidrojenleri aşağıdan ekliyoruz, değil mi? Bu hidrojeni diyelim ki şuradan ekliyoruz. Bu da metil grubunu yukarıya itmiş oluyor. Yan tarafta da gösterecek olursak hidrojen eklendiğinde bu metil grubu yukarı doğru itiliyor. Diğer hidrojen ise hemen karşısından ekliyoruz. Buna eklenecek. Sağ tarafta ise işte şurada yerini alıyor. Ve işte bu. İki hidrojenin sin katılması. Bu karbon üzerine bağlı başka bir şey daha vardı. Hidrojen vardı. Ve bu hidrojen de yukarı doğru itilmiş oldu. Ve böylece bu tepkimenin tek ürününü çizmiş olduk ve görmüş olduğunuz gibi hidrojenasyon tepkimesi sterik koşullara oldukça duyarlı.